Şu anda dünyanın içimizde %90 anahtarı tamamlanmış bulunmakta başkanım. Servis hattı da %70'lerde. 3 tane mahallemiz kaldı. Cami Cedid Mahallesi, belediye evleri artı yeni mahalle. Buradaki servis hatları tamamlandıktan sonra Bünyan ilçemizde servis hatları, doğalgaz çalışmaları, anahtarı tamamen tamamlanmış bulunacak. Arkasına çelik hatlar giriyor şu anda. Cezaevinin oradan itibaren gelip şehire gireceğiz. Şehirden belediyenin önünden geçip burada bağlantıyı yapıyoruz. Ondan sonra Bünyan ilçemizde tamamen doğalgaz çalışması bitmiş olacak. Evet. Yaklaşık 45 gün falan sonra biter. Evet. Tamamen. Evet, teşekkür ederim. Şimdi 3 ayrı yerde istasyon planlanıyor. Bir tanesi burası. Yeni mahallede. Evet. Evet, bir tane Cami Cedid'de. Cami Kebir'in karşısı. Bir tanesi de parkta. Parkta. Burası indirici, evet, aktarıcı istasyonlar, evet, olacak. Evet. Bunların imalatıyla ilgili durum nedir? Şu anda işte cezaevinden gelen ekip bu işlemleri tamamladıktan sonra da test çalışması var. Test bittikten sonra istasyonlar kuracağız. Ondan sonra da gazlarsız sağlanacak. Evet, şimdi pembeyle boyanmış olan yerlerimizde tamamen test çalışmasını... Testleri tamamlanmıştır, parke çalışmaları da tamamlanmıştır, ev bağlantıları tamamlanmıştır. Evet. %70'de testi bitmiştir. Evet, dünya. Güzel. Gaz verilecek şekilde başkanım. Anlaşıldı. Teşekkür ediyorum. Evet, bu anlamda elbette ki altyapı yapılan yerlerde vatandaş belli rahatsızlıklar hissedecektir. Evet, evet. Bu da yapılan işin kaçınılmaz bir sonucudur. Evet. Ama bütün bunları yaparken daha disiplinli, daha tertipli çalışmak suretiyle vatandaşımızın yaşamış olduğu bu sıkıntıyı minimize etmemiz lazım. Evet. Bu konuda ben yeniden dikkatlerinizi çekmek istiyorum. İnşallah bu yılın sonuna da bütün bu hizmetleri alıyor olmak i̇nşallah. İstiyoruz. Allah izin verir. Sağ olun. Evet. Değerli vatandaşlarım, dünyanın bütün altyapısı elden geçiyor, değişiyor. Bu anlamda daha önce doğalgaz olmayan kentimize de inşallah doğalgaz getiriyoruz. Bunun da verdiği bir sıkıntı var, bunu biliyoruz. Bu çerçevede yapılan bütün bu altyapıların bir defa yapılıyor olması ve bir defa yapılacak olması inşallah önümüzdeki dönemlerde daha da rahat edeceğimizin bir işaretidir. Bu anlamda ben biraz daha sabır vatandaşımızdan istiyorum. Allah razı olsun. Hararetle, hassasiyetle çalışmaları gözetliyorlar. Bizleri takip ediyorlar. Memnun oluyorlar. Fakat bizim bütün bu çalışmaları yaparken vatandaşa vermiş olduğumuz kısmi rahatsızlıklar var. Ben bu nedenle onlardan helallik istiyorum, özür diliyorum ama inşallah bu işin sonunu iyi olacağını bildiriyorum. Öte taraftan bütün bu hız, belki de bütün bu hızdan kaynaklanan vatandaş mağduriyetinin daha çok olmasının bir nedeni de bu yıl içerisinde biz doğalgazı dünyamızda yakarak ısınmak istiyoruz. Bunu da müjdesini verelim. İnşallah bir aksilik olmadığı sürece. Evet.